Mesela ben e, yeğenime, Almanya'dayım, Almanya'da kurban kesemiyorum rahat diye, arada yeğenime gönderiyorum. O da, ya işte dayım, her e, kurban bize harçlık gönderiyor, Allah razı olsun deyip, çoluk çocuğa elbise almış. Yani Arada bir iletişim kopukluğu olmuş. Yoksa kurban diye gönderdi de e, kesmedi demeyelim yine, suizan yapmayalım. Ama, Netice itibarıyla benim 10 yıldır kurbanım kesilmemiş. Her neyse veya işte bir derneğe bir kuruma veriyordum. E onlar da e, kardeşim işte e, kurbana acı çektirmeye ne gerek var? Biz onun parasını ihtiyaç sahibi hastalara dağıttık. Türünden kurban hassasiyeti taşımayan bir dernekmiş. Yani olur ya. Evet. Şimdi herkes kurban kesiyoruz diye evet. ortaya çıkıyor. Ama e, kesiyor mu kesmiyor mu Allah bilir. Binaenaleyh 10 senede 20 senede sürse 20 sene sonra öğrendik ki bizim 20 senelik kurbanlarımız kesilmemiş. Ne yapacağız? Bugün bir kurbanın bedeli kaç lira? 1000 lira. 1000 çarpı 10 bin 10 senelik kurban bedelini fakir fukaraya vereceğiz. 10 tane fakire biner lira kurban bedelini verip onların kazasını yapmış olacağız. Bedel olarak vereceğiz. Evet. Veya kurban kur hayvan olarak da verebilirsin. Ha. Yani bunu al kes Allah rızası için diye de verebilirsin. Ama en temizi para olarak verip. Niye? Kurban zamanı geçmiş çünkü. Kurban, kurban bayramı günlerinde kestiğimiz hayvanlara verdiğimiz attır. Yani kurban işte o dört gün içerisinde, üç gün içerisinde kestin, kestin, kesemedin. Ondan sonra artık e, koyun yerine ben boğa da keseyim desen o kurban olmaktan çıktı nedir Allah için kestiğim bir hayvan olur etini fakire fukaraya dağıtırsın biz borçlandığımız için bu borcu para olarak ödeyebiliriz 10 sene ödememişim ödeyememişim yani ödemişim ama yerini bulmamış kesilmemiş onlar e, daha sonra para olarak tasadduk edilir İnşallah Cenab-ı Allah Hocam, affeder. Hocam bu manada da şöyle bir şey oluyor. Bakıyoruz e, bazı dernekler efendim çok düşük meblalar e, ilan ediyorlar yurt dışında. E, özellikle kestikleri kurbanlarda. Bazıları farklı. Yani e, mesela böyle bir kişi nasıl e, tayin ve tespit edecek? yani Bulunduğunuz yerde kurban kaç liraysa? Bulunduğumuz yerdeki. Orada ...o bedel üzerinden borcunuzu ödeyeceksiniz. Evet. Almanya'da bulunuyorsa... Almanya'da, Almanya'da Almanya, ödeyeceksiniz. Türkiye'de ise Türkiye'de Türkiye'de, de, Türkiye'de ödeyeceksiniz. Yani daha doğrusu... ...vacip olan kurbanınızı önce... ...parayı kazandığınız... ...hayatı sürdüğünüz, serveti... ...yaşadığınız yerdeki fakirlerle paylaşacaksınız. Ama... E, ...anneniz için, babanız için, ölmüş... ...geçmişleriniz için kurban bağışlayacaksınız. Onu yurt dışında fakirlikte mücadele edilen veya başka ulvi maksatlar gözetilen yerlere gönderebilirsiniz.